Twitter yasağına Amerika'dan eleştiriler gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında da konu Türkiye'deki yasaktı. Bakanlık sözcüsü ifade özgürlüğünün engellenmesine demokraside yer yok dedi. Sözcüyle gazeteciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. There's no place in a democracy for this kind of clamping down on people's right to free speech. There's just not. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mary Harf, Türkiye'de Twitter'a girişin engellenmesini bu sözlerle yorumladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısına Türkiye'deki Twitter yasağı damga vurdu. Bakanlık sözcüsü Harf, yasaktan kaygı duyduklarını yineledi. Yasağa rağmen Türkiye'de sitenin kullanımının arttığına dikkat çekti. Turkish government tweet the rules of engagement or perhaps put them on Facebook or YouTube. I would note here that there have been more tweets from Turkey since the government blocked it than there were before. So can you just... Which is an interesting, I think, signal to people that try to clamp down on freedom of expression that it doesn't work and isn't the right thing. Bir gazeteci de hükümetin Twitter'ı engellemekte başarısız olmasıyla ilgili Washington'ın değerlendirmesini sordu. Sözcünün ifadeleri dikkat çekiciydi. You know, when Erdogan announced that he was going to do this, he said now he didn't care about international reaction and now the world would see the power of the Turkish Republic. Well, I think what the world saw was the number of people inside Turkey tweeting about what they thought about it being blocked. Can I ask you what you think about the power of the Turkish Republic since they failed so dramatically to enforce this ban? We have conveyed our serious concerns over this action directly to Turkish authorities, both from here and on the ground. Obviously, we support freedom of expression in Turkey and everywhere else. We oppose any action to... there's no place in a democracy for this kind of clamping down on people's right to free speech. There's just not. Sözcü, yasakla ilgili olarak hem Ankara'yla hem de Twitter yönetimiyle iletişim halinde olduklarını söyledi. Ancak temaslarla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. The Turkish government